Omurilik daralması kaynaklı hareket zorluğu yaşayan kişilerde hani sürekli bir de ağrı da olur. Şifalı bitkilerle bunun tedavisi mümkün mü? Omurilik daralması. Tabii. Yani L4, L5 genellikle bel fıtığının %90, L4, L5 çok sahip bir nokta olduğu noktadır. %90 fıtıklar burada olur. %95, %5 de boyun fıtığı olur. Nadiren. Şimdi buradaki bel fıtığı nedeniyle ne oluyor? Zamanla dejenerasyon oluyor. Orada iltihap sertleşiyor, kemik gibi. Omurların içerisinde geçen siniri böyle sıkıyor, sıkıştırıyor. Bu sefer ne oluyor? Sinir sıkışması olduğu için altta omurilik daralması değil mi? Vatandaş yürüdüğü zaman 300-400 metre ısınıyor, ısındı mı böyle kalıyor. Fişi çekilmiş robot gibi kalıp böyle bakıyor. 3 dakika, 5 dakika dinleniyor, tekrar yürüyor. Şimdi vatandaş geldi bana diyor ki 500 metre yürüyemiyorum. 350-400 metre yürüdü mü takılıp kalıyor. Adım atamıyor. Bekliyor, bekliyor. Sinirler tekrar ısınıyor. O tekrar normale dönsün diye. Normale dönünce tekrar yürüyor. Dedim ki 6 hafta içerisinde özel bir set hazırlayacağız sana. Ne yapacaksın? Artık kilometrelerce yürüyeceksin. Bir şey olmayacak inşallah dedim. Ya gerçekten mi? Falan dedi. Sorun değil. Çalışamıyor. İş hayatı bitmiş. Öyle. Ev işleri falan öyle şey yapıyor. Biz ona zerdeçal, söğüt, özel bir set hazırladık. Zerdeçal S seti diye bir ürün verdik. 6 hafta kullan bakalım. 6 hafta kullanmış diyor ki artık diyor İstiklal Caddesi şeye Taksim'e kadar yaya gidip geliyorum. Dedim ya çok 10 kilometre gidiş geliş. Yok diyor fark etmiyor diyor. Harika. 10 kilometre gidip gelebiliyor. 10 kilometre. Şimdi kurkuma longa zerdeçal kansere karşı dünyada bilinen en etkili bitki. Birleşimindeki kurkumin ve birçok etken madde var. Zerdeçal deyince vatandaş yanlış anlıyor gidiyor. Ben diyor zerdeçal tozu aldım. Çayını, çorbasını her şeyde kullanıyorum. Evet. Tamam da tedavi amaçlı olursa iş değişiyor. Siz onun tozunu öğüterek elde edilen tozunu, zerdeçal tozunu kullanırsanız içindeki etken madde %2. Destilasyonla damıtılarak elde edilen ekstraktını kullanırsanız etkisi %98. Etken madde çok. Yani bunun içerisinde etken olmayan bir sürü madde var. Onları destilasyonla damıtarak elde edilen özünü kullanmanız gerekir. Ben aldım kullanıyorum. Al kullan. Çayda, çorbada, sulu yemeklerde her şeyde Bir kullanabilirsin. de son yıllarda çok popüler oldu ya zerdeçal. Herkesin evimizin evinde var. Evet. Yani biz alıyoruz mesela zerdeçal tozunu. Toptan aldığımız için uygun fiyat alıyoruz. 15 lira kilosu. Ama bunun destilasyonla damıtılarak elde edilen kapsül yapımında kullanılanı 100 dolar kilosu. 50 kat daha güçlü. 50 kapsül tozundan yutacağını ekstradın bir kapsül. Ama şimdi Türkiye'de kaç şirket var? 10 bin şirket. Hiçbir şirket ekstra kullanmaz. Çünkü 100 dolar kilosu. Evet. Eyvah. Herkes toz kullanır. Renkli mi renkli? Rengi veriyor mu veriyor? Tamam gerisi o hikaye. Bu da söğütün dalının kabuğu. İlk aspirini bundan ürettiler. Aspirinin ana maddesi eskiden. Fakat baktılar ki aspirin üretebilmek için işte tonlarca söğüt dalının kabuğu lazım. Bunu da temin etmeleri mümkün değil. Ne yaptılar? Bunu petrolden ürettiler, sentetiğini ürettiler. Sentetiğiyle üretilen aspirin, asetil salisilik asit mideye zarar verir, böbreklere zarar verir, bulantı yapar vesaire vesaire. Kanı sulandırır, kontrolsüz bir kan sulandırır, iç kanı vesaire. Yan etkisi Eyvah eyvah, çok büyük. çok fazla. Oysa buradaki söğütteki asetil salisilik asit asetil salisilik asit olarak değil. Özel bir glikozla bağlı bu. Kana karıştığı zaman asetilik salisilik asite dönüştürür. Yavaş yavaş çözülür. Kana karışana kadar bu kargodan gelen paket gibi açık değil. Herhangi bir yan etkisi yok. Kana karıştığı zaman yavaş yavaş aktif olur ve etkisi bunun çözülmesi zaman alır. Yani 10 saat, 15 saat sürebilir. Yani herhangi bir risk olması söz konusu değil.
Aspirin nasıl? Alıyorsun, şah kullanıyorsun, direkt etki yapar. Ve asit sert olduğu için birçok yan etkisi var. Oysa söğütün kabuğundan elde edilen ekstraktın herhangi bir yan etkisi yok. Yok. Evet. Bu her türlü eklem kireçlenmesi, eklem sıvısının azalması, omurlardaki dejenerasyon, bel fıtığı, boyun fıtığı, efendim diz ağrısı, kalça ağrısı, bel ağrısı, her türlü eklem rahatsızları için çok çok etkili ve tamamen yan etkisi yok. Doğal, bitkisel. Çok önemli. Evet, %100 etkili. Birçok da hatta bunun birleşiminde bir etken madde buldular. Yeni bir çalışma. Betulinik asit. Cilt kanserine karşı etkili. Betulin. Ya bakabilirler. Söylediğim her şey bilgi ve belgeye dayalı. Klinik araştırmalar PubMed'den söylediklerimi teyit edebilirler. Yani ben diğer Ahmet Ağa, Mehmet Ağa gibi öyle gayipten şey yapmıyorum. Bilgi vermiyorum. Gayiple ilgimiz yok, bilgimiz yok. Yani bazıları böyle gayipten biliyorlarmış gibi sanki oradan bir telefon geliyormuş. Alo, şunu söyle, bunu söyle diyormuş gibi. Çok çok konuşuyorlar, boş konuşuyorlar. Bilgi ve bilgi dayanmadan olmaz. Var mı klinik araması konuşabiliriz. Evet. Vatandaş diyor ki çınar yaprağı eklem kireçlenmesine iyi gelir. Var mı elinde bir bilgi, belge, klinik araması yok. O zaman konuşamayız. Yani klinik araması olmayan bir bitki. Şimdi Türkiye'de 550 bitki tıbbi bitki statüsünde. Tıbbi bitki ise bir bitki, onunla ilgili her türlü klinik araştırması yapılmıştır. Etkisi zaten ispatlanmıştır. Konuşabilirsin. Ama bitkiler sınıf sınıftır. 5 sınıfa ayrılır. Bir, tıbbi bitki. Aloe vera gibi. Evet. Zerdeçal gibi. Söğüt gibi. Astaxantin gibi. Bunlar tıbbi bitkiler. Birçok klinik araştırmasından geçtikten sonra bütün dünyadaki ülkeler, sağlık bakanlıkları, tarım bakanlıkları tarafından onaylanmış tıbbi bitki statüsünde. Kimse buna itiraz edemez. İki, hakkında monografi yayınlanan bitkiler, yani biyografi. Bu bitki şu şu özellikleri vardı denilen. 3. Aromaterapide kullanılan bitkiler. 4. Homopatide kullanılan bitkiler. 5. Halk arasında kullanılan bitkiler. Ama bazı zat-ı muhterem zevatlar, medyumluk şeyleri de var. Çınar yaprağı diyor, eklem kireçlenmesine iyi gelir. Romatik. Neye göre diyor, konuşuyorsun? Hiç. Bir bilgi yok, bilgi yok. Laf olsun, torba dolsun diyorlar. Evet. Yani konuşuyor boş boş. Boş boş konuşamazsın. Çünkü vatandaş sana inanır, gider o ürünü alır, kullanır. Sağlığından olabilir. Evet, klinik araştırması olacak.